Nasrettin Hoca evleniyor. 20. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt İsmail Sert. Kurgu Bilal Mert. Moğollar bir Selçuklu şehri olan Akşehir'i istila etmiştir. Hanımı ölen Hoca Nasrettin, Safiye Hanım'la evlenir. Ancak hocanın oğlu İbrahim analığıyla hiç barışamaz. O öz annesi gibi sevdiği Habibe Hanım'ı istemektedir. Fakat Moğol casusu olan Pala Bıyığı'nda Habibe kadında gözü vardır. Derken Moğol şehzadesi hocaya misafire gelir. Sofrada ikram edilen kazın ayağının birinin yenmiş olduğunu görünce bunu hakaret sayar. Hoca da Akşehir'deki kazların tek ayaklı olduğunu söyler. Sen delikanlı. Buyurun efendim. Şu kazların yanına yaklaş ve üzerlerine bir sopa fırlat da ayaklansınlar bakalım. Peki efendim. Hani Akşehir'in kazları tek ayaklıydı hocam. Bak sopayı yiyince hepsi de ikişer ayaklı oluverdiler. Aman sultanım siz ne dersiniz? Bu değneği kim yese değil iki, dört ayaklı bile olur vallahi. Kiraladığın bu ev nasıl reis? Fena değil. Şimdi hocanın evini nasıl soyacağımızı bir düşünelim bakalım. Ben araştırdım. Hocanın hanımı pek saftorik bir şeymiş reis. Madem öyle kadının saflığından istifade edebiliriz. Ben hocanın evine gideyim. Sen de Habibe kadınla ilgili bilgi topla biraz. Bu şehirde yaşayan akrabaları falan var mı öğren. Hadi bakalım. Baş üstüne reis. Kim o? Ben Buharalı bir dervişim. Hoca efendi evde mi acaba? Hayır yok, medreseye gitti. Ya benim hocadan 300 akçe alacağım vardı. Onun için geldim. Siz verebilir misiniz? Veremem. Veremem de ne demek ki? Hoca bu parayı benden borç olarak almıştı. Biz zengin değiliz efendi. Bizde bu kadar akçe ne arar? Ne demek ne arar? Benim bildiğim hoca varlıklı zengin bir adamdır. Küp küp altınları olduğu söylenir. Sana yalan söylemişler derviş efendi. Hocanın oturduğu bu ev ve eşeğinden başka hiç malı yoktur. Ben onu bunu bilmem. 300 akçe alacağım var, onu isterim. Hoca eve gelince söylerim, sen sonra gel. Olur. Bir ara uğrarım. Söyle kocana 300 akçeyi hazır eylesin. Tamam söylerim. Yalnız oyun oynamayın. Derslerinize de çalışın. Yarın sizi imtihan eyleyeceğim. Tamam. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam Bahri Efendi. Oho hocam bu ne hal? Ne varmış halimde? Daha ne olsun. Eşeğe binmişsin terzine. Talebileri de katmışsın peşine. Gördüğün gibi halin icabı böyle işte. Ne demek halin icabı böyle hocam? Yahu birader azıcık akıl eylesene. Evet. Bunlar benim talebelerim. Kara kaçanın sırtında önlerinden gitsem ben onlara ters kalacağım. Ne dediğimi duymayacaklar. Arkalarından gitsem onlar bana ters kalacaklar. Kim ne yapıyor bilemeyeceğim. Söyler misin bunun dışında bir çözüm şekli var mıdır? Yok hocam yok. Sen bildiğin gibi yap. Aslında insanlar da böyle değil mi birader? Nasıl yani? Kimi insanlar bir başkası kendilerine arkası dönmeye görsün. Hemen onu yermeye, atıp tutmaya başlarlar. Yüz yüze gelince ise onu pohpohlarlar. Göklere çıkarırlar. Talebelik halleri de buna benzer. İşte ben çocuklara bu kötü hali alışkanlık haline getirmemeleri için bu yolu tercih ediyorum. Şimdi anladın mı? Çok iyi anladım hocam. Allah senden razı olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Sizden de birader, sizden de. Efendi bu sabah sen çıktıktan sonra biri geldi. Borç para vermiş sana, onu istedi. Sahi mi? Nasıl biriydi bu? Bilmiyorum. Kapıyı açmadan konuştum onunla. Buharalı bir derviş olduğunu söyledi. Bu işin içinde mutlaka bir iş var hatun. Giderken kocan eve gelince söyle parayı hazır etsin, ben sonra yine uğrarım dedi. Gelsin bakalım. Eğer ben evde yokken gelirse sakın ters cevap verme. Peki efendi.
Sakın o adam olmaz. Ay olabilir, ne yapacağız şimdi, kapıyı açayım mı? Sakın ha, açmadan önce konuş onunla. Önce kim o diye bir sor bakalım. O mu değil mi onu öğrenelim. Kim o? Buharalı derviş. Bu sabah gelmiştim hatırlarsanız. Evet de. Evet hatırlıyorum. Ne istiyorsunuz? Kocanıza verdiğim 300 akçeyi. Ben ne dersem aynısını tekrarla hatun. Peki. Kocama senin geldiğini söyledim. Pazara gitti, daha dönmedi de. Kocama senin geldiğini söyledim. Pazara gitti, daha dönmedi. Ne yapacakmış pazarda? Dikenli tel alacak, neredeyse gelir de. Dikenli tel alacak, neredeyse gelir. Ne yapacak dikenli telleri? Hem bunun benim alacağımla ne ilgisi ola ki? İlgisi olmaz olur mu? Dikenli telleri koyunların, kuzuların sıkça geçtiği yolların kenarlarına dikecekler. İlgisi olmaz olur mu? Dikenli telleri koyunların, kuzuların sıkça geçtiği yolların kenarlarına dikecek. Canım anlamayacak bir şey yok. Yolun kenarından koyunlar, kuzular geçmeyecek mi? Canım anlamayacak bir şey yok. Yolun kenarından koyunlar, kuzular geçmeyecek mi? Evet, geçecek. İşte bu sırada koyunların, kuzuların ipek gibi yünleri bu dikenli tellere takılacak. İşte bu sırada koyunların, kuzuların ipek gibi yünleri bu dikenli tellere takılacak. Sonra? Hoca da bu dikenli tellere takılan yünleri bir güzel toplayacak, sonra bana getirecek. Hoca da bu dikenli tellere takılan yünleri bir güzel toplayacak, sonra da bana getirecek. Daha sonra? Ben de bir güzel yıkayıp temizleyip kirmanla eğireceğim. Bunları çile çile yumak yumak iplik yapacağım. Ben de bir güzel yıkayıp temizleyip kirmanla eğireceğim. Bunları çile çile yumak yumak iplik yapacağım. Sonra? Sonrası kolay. Hocam onları götürüp pazarda bir güzel satacak. Böylece senin 300 akçe borcunu çok kısa bir zaman içinde ödemiş olacağız. Anladın mı? Sonrası kolay. Hocam onları götürüp pazarda bir güzel satacak. Böylece senin 300 akçe borcunu çok kısa bir zaman içinde ödemiş olacağız. Anladın mı? Seni köfte hor seni. Peşin parayı görünce nasıl da keyifle gülersin değil mi? Neyse ben gideyim, sonra gelirim. Adam senin içeride olduğunu anlayınca çekip gitti hoca efendi. Ne oldu reis? Hocanın karısından 300 akçeyi alabildin mi? Hayır. Numaramı yutmadıkları gibi bir de alay ettiler benim. Ben kadını evde yalnız sanırdım. Meğer hoca da evdeymiş. Sen ne yaptın? Habibe kadınla ilgili bir şeyler öğrenebildin mi peki? Bir abi olduğunu öğrendim. Kimin? Habibe kadının mı? Evet reis. Ya. Doğru dürüst iş yapmayan Ayyeş'in avarenin biri. Sonradan yaptığım araştırmada adamın kötü huylu, paraya düşkün, çıkarcı biri olduğunu da öğrendim. Aferin Sıta. Hayatında belki de ilk defa salakça olmayan bir iş başarmışsın. Ben Habibe kadının kimi kimsesi olmadığını sanıyordum. Madem şimdi bir ağabeyi var ve madem o adam paraya düşkün, annesi de ölüm döşeğinde, artık kolayca Habibe'ye sahip olabilirim. Nasıl yani? Bakalım hoca beni tanıyabilecek mi? Hayırdır? Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Ne var, ne istersin yabancı? Ben az ileride oturan komşunuzum. Odun taşımak için ip lazım oldu da. Varsa rica edecektim. Bekle beni burada, hanıma bir sorayım. Kimmiş gelen efendi? Tanımadığım biri ip istiyor benden. Veremeyiz. İpe yün serdim. Sen öyle söyle. Ya ipe un sermek de nereden geldi aklına? Şu hanımların işine hiç akılsı vermiyor doğrusu. Kusura bakma komşu. Bizim hatun ipe un sermiş. Un mu sermiş? Un mu sermiş? Amma yaptım be hocam. İpe un serildiği nerede görülmüş? Anla be adam. Hanımın vermeye gönlü razı olmazsa ipe çamaşır da serer, un da serer. Kimle karışır? Hadi güle güle komşu, güle güle. İpe un sermek de nereden aklına geldi hatun? Ay efendi, ben un serdim demedim ki. Yıkadığım yünler için yün serdim dedim. Senin kulakların da ağır işitmeye başladı zahir. Bu işte hiç iyi olmadı hatun.
Korkarım kıyamete kadar bu sözümüz darb-ı mesel olarak kalacak. Salak, geri zekalı. Hoca resmen seninle alay etmiş. Sahi mi reis? Elbette sahi. Hiç ipe un serilir mi be adam? Duydun mu böyle bir şey? Ya, duymadım ama şüphelenince bir de sana sorayım dedim. İnsan birine bir şey vermeyeceği zaman böyle bahaneler uydurur işte. Anlaşılan hoca seni tanımış ve niyetini de anlamış. Bu adam hepimizden zeki ve kurnaz. Mutlaka bir yolunu bulup şehzadenin gözünden düşürmeliyiz hocayı. Evet, evet tamam. Eğer her şey istediğim gibi yürürse şehzade hocaya öyle bir görev verecek ki hoca bunu yapamayacak ve böylece şehzade ile araları açılacak. İşte ondan sonra da biz Ali Kıran başka sen olacağız ve Akşehirli'ye istediğimiz her şeyi yaptıracağız. Benimle önemli bir konuyu konuşmak istemişsin Olcaytu. Seni dinliyorum. Şehzadem, dikkat ettim. Subaşı gerektiği kadar vergi toplayamıyor. Doğru dersin. Halbuki sen casusluk yaptığın zaman bana Akşehirlilerin zengin insanlar olduğunu söylemiştin. Ama toplanan vergilere bakınca hiç de öyle olmadığı görülüyor. Bunun sebebi subaşıdır şehzadem. Selçuklu halkından yeteri kadar vergi toplamıyor. Onun yerine başka birini görevlendirmek gerek. Sen uzun zamandır bunların arasındasın. Vergi toplamayı becerecek birisini tanıyor musun? Tanıyorum efendim. Ha, kim? Onu siz de gayet iyi tanırsınız. Nasreddin Hoca. Şu bizim sevimli hoca mı? Evet efendim. Hoca sizi çok sever. Halk da hocayı sever. Bu yüzden çok vergi toplayacağından eminim. Aferin Olcaytu. Kafan çalışıyor. Hoca bu işin altından kalkar. Şimdi hemen bana subaşını bul. Eskisi gibi yine az vergi getirmişse tuttuğu vergi defterini yedirelim ona. Sonra da Nasreddin Hoca'ya git ve kendisini subaşı olarak tayin ettiğimi söyle. Baş üstüne şehzadem. Yalnız daha önce kılığımı değiştireyim. Bu kılıkla herkes beni palabıyık tüccar olarak tanıyor. O zaman askerlerim gibi giyin. Hadi göreyim seni. Nasreddin Hoca adlı oyunumuzun 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.